Merhabalar arkadaşlar ben Gökhan Bulut. Çağdaş şarkıcılık üzerine başlattığımız serinin bir videosunda daha karşınızdayım. Bu videoda da bana sıkça sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Beraber çalıştığım arkadaşlar da sosyal medyadan mesajlaştığımız insanlarda şöyle bir sorunla karşılaşıyorum arkadaşlar. Performans yaparken, prova yaparken ya da egzersiz yaparken sesim 45. dakikadan sonra, 1. saatten sonra kısılmaya başlıyor. Başlangıçtaki gücünü ve enerjisini koruyamıyor ya da ya da üst üste 2-3 gün sahnem olduğunda 3. günlerde yani son günlerde sesim bayağı kısık, kontrolsüz ve zor çıkar şekilde oluyor. Yani bana soruyorlar ki sesimin dayanıklılığını nasıl koruyabilirim? Daha dayanıklı bir sese nasıl sahip olabilirim? Daha dayanıklı bir sese sahip olabilmek için gereken şeyleri 10 madde altında toplamaya çalıştım. Bu 10 maddeyi internetten gördüğüm şeylerden, kendi okuduğum şeylerden, tecrübe ettiğim insanlardan duyduğum şeylere göre yapmaya çalıştım. Ve Burada her başlığın sonunda kendinize sormanız gereken bir soruyu soracağım size. Eğer gerçekten de bu soruların cevaplarına evet diyebiliyorsanız sesinizin dayanıklığı artmaya başlayacaktır. Daha uzun süre sesinizi koruyabilecek hale geleceksinizdir. Birazdan geliyor. Evet arkadaşlar sesimizin olduğundan daha dayanıksız çıkmasının sebeplerinden birincisi Şartlanma yani işselleştirme ve ses atletikliği. Şartlanma terimi genelde atletler için kullanılan bir terim. Bu şu anlama geliyor. Yani bir basketbolcu topu sektirirken ya da pas verirken ne yapacağını düşünmüyor aslında bakarsın. Çok tekrarlamaktan dolayı refleks haline getirdiği hareketler oluyor. Yani yaptığı her hareketi gerçekten düşünerek yapıyor olması demek onun hızını, atletikliğini düşüreceği için her zaman yaptığı hareketleri çok tekrarla yaparak belli bir şartlanma oluşturuyor. Aynı şey şarkı söylemek için de geçerli. Çünkü şarkı söylemek de temelde belli kas gruplarının senkronize bir şekilde çalışıyor olması durumu. Buna şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Hiçbir arkadaşınız gelip size, Abi ben yarın maraton koşacağım ya. Dememiştir, diyemez de maraton koşmak için bir sürü özelliği, bir sürü donanıma, bir sürü egzersize, bir sürü çalışmaya sahip olmanız gerekiyor. Yani çoğu zaman aslında sesimiz dayanıksız dediğimiz zamanlarda gerçekçi olmadığımız, yeterince egzersizi yapmadığımız ve şartlanma kısmını halletmediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Burada önemli olan şey hedefinizi belirlemeniz. Hedefinizi belirlediğiniz zaman hedefinize yönelik egzersizler yapmaya başlarsınız ve bu egzersizlerin mutlaka meyvesini dayanıklılık olarak geri alırsınız. Mesela yapılan Genel sık bir hata da aynen maraton örneğindeki gibi çok zor bir şarkıyı söylemeye çalışmak oluyor. Ve genelde de şarkı olmuyor zaten. Olması gereken yerleri olmuyor ve vazgeçiliyor. Çünkü sonuca hızlıca ulaşılamıyor. Hiçbir zaman unutmayın ses eğitiminde hızlıca sonuca ulaşmak diye bir şey yoktur. Yani bunu size iddia eden bir yerler varsa kesinlikle söylemedikleri bir şeyler vardır size. Şartlanma ve vokal egzersizlerine gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet meyvelerini anında toplamayabilirsiniz ama gerçekten meyvelerini mutlaka toplarsınız. O zaman size birinci sorumu soruyorum. Düzenli olarak ses egzersizi yapıyor muyum? Evet arkadaşlar. Ses dayanıklılığı ile ilgili ikinci başlığımız da çapraz çalışma. Gene atletizmden bir örnek vermeye çalışayım. Çok beğendiğiniz, iyi bildiğiniz bir atleti düşünün. Bu atletin sadece belli bir özelliği onu çok iyi yapmaz. Hızlıdır, güçlüdür, çeviktir, isabetlidir, inatçıdır, hırslıdır. Ses için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Düşündüğünüz zaman çok beğendiğiniz en iyi şarkıcılar dediğiniz şarkıcıların tek bir konuda uzman olmadıklarını görürsünüz. Seslerinde varyasyonlar vardır. Sesleri girdikleri şarkının içerisinde likit bir şekilde akar. Birden fazla stili hakimlerdir. Bütün registerlarını çalıştırırlar. Sadece göğüs, falset, kafa sesi, tiz ya da pes çalışmazlar. Çapraz çalışma ile donanımlarını sürekli arttırırlar. Kısacası egzersiz metodunuzun içerisindeki farklı farklı konulara çalışma durumu vokal dayanıklılığınızı arttırır. Burada size ikinci sorum geliyor. Farklı stil ve teknikleri çalışıyor muyum? Arkadaşlar bugün ses dayanıklılığı ile ilgili üçüncü başlığım ısınma konusu olacak. Isınma sesi üretip yorumladığımız bölgelerin kan dolaşımını arttırarak egzersiz, performans, prova, çalışma öncesi hazır ve sağlıklı duruma getirilmesine yarıyor. Isınma süreleri herkes için farklı olabilir. Yani ısınmanızı tekrar ettikçe ardından sonuçlarına bakarak kendinize ait bir ısınma süresi belirleyebilirsiniz. Kendi yönteminizi bulduktan sonra da egzersizden, performanstan hatta vokal dersinden önce bile bence ısınma yapmalısınız. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Isınma bir ses egzersizi değildir arkadaşlar. Sesinizi egzersize ya da performansa hazırlamak için yapılır. Ve ayrıca egzersiz olarak yazılmış ses egzersizleri de ısınmak için kullanılmalar. Belirli bölgelerdeki kasları belirli şekilde çalıştırmak için tasarlanmış şeylerdir. Isınma bundan daha farklı bir durumdur. Genel olarak bölgenin sağlıklı hale gelmesine yarar. Yani iyi bir ısınma programı bulmaya çalışın. İnternette kitaplarda bir sürü farklı farklı yerde metotlarda farklı farklı ısınma yöntemleri var. Sesinize en uygun olanı bulmaya çalışın. Şimdi size üçüncü sorum geliyor. Şarkı söylemeden ya da egzersiz yapmadan önce iyi bir ısınma yapıyor musunuz? Arkadaşlar ses dayanıklılığını etkileyen diğer bir konu da günlük çalışma yükünüz. Günlük çalışma yükü ne demek? Şöyle düşünebiliriz. Aslında çoğu zaman ses dayanıklılığımızı etkileyen şey bizim o gün içerisinde ne kadar çok şarkı söylediğimizden ziyade sesimizi şarkı söylemek dışında ne kadar kullandığımızla ilgili oluyor. Mesela gün içerisinde sürekli telefonla konuştuğunuz bir işiniz mi var? Ya da kalabalık bir sınıfa ders mi anlatıyorsunuz? Bunda tabii ki bir sıkıntı yok. Yani çalışmanız gerekiyorsa çalışmanız gerekiyordur. Ama velakin çoğu zaman şarkıcıların ya da şarkıcı adaylarının performans sırasındaki ses dayanıksızlığının sebeplerinden birincisi gün içerisinde şarkı söyleme dışında seslerini kullanma miktarları oluyor. Burada kendinize sormanız gereken bir soru var. Şarkı söylemenin dışındaki ses kullanmalarımı listelediğim zaman bunların içerisinde bir azaltma ya da sakinleştirme yapabiliyor muyum? Ya da daha az sesinizi kullanmaya alternatif de konuşurken de sesimi doğru kullanıyor muyum? Çok mu bağırıyorum? Acaba çok mu kasıyorum boğazımı? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Ve bunların içerisinden düzeltebileceklerimiz varsa düzeltmemiz gerekiyor. Burada da size diğer sorum geliyor. Günlük hayatımda şarkı söylemek dışında sesimle yaptığım şeyler ile sesimi ne kadar yorduğumun farkında mıyım? Sesin dayanıklılığını etkileyen diğer bir faktör ise bazı sesleri, bazı pozisyonları, bazı teknikleri ağzımızdan çıkartmaya çalışırken, çoğu zaman başka birini taklit etmeye çalışırken ki öğrenmenin iyi metotlarından biridir bu. Bu taklit ettiğimiz sesleri oluştururken aslında o sesi oluşturma için kullanmadığımız kas gruplarını devreye sokmaktır. Yani telafi edici yanlış oturan tekniklerdir. Bunu biraz daha genişletelim. Mesela çene gerginliği, mesela dil gerginliği, mesela boyun gerginliği, gereğinden fazla ağız açıklığı, mesela gereğinden fazla yüksek larynx. Bu tip yanlış oturmuş destek alışkanlıkları da sesinizin dayanıklılığını çok fazla etkiler arkadaşlar. Bundan kurtulmak için de ayna karşısında çalışmanızı öneriyorum. Yani herhangi bir sesi oluştururken ne kadar zor, ne kadar teknik, ne kadar karışık olursa olsun çenenizin kasılmasına ya da boynunuzun kasılmasına çok gerek yok. Bu tip sıkıntıları çözmenin Birinci yolu bunları fark edebiliyor olmanızdır. O yüzden ayna karşısında çalışmanız çok önemli. Ve aynı zamanda görüntüsel anlamda da kendi farkındalığınızı arttırır. Böyle de bir faydası olur size. Evet sıradaki sorun geliyor. Ses gerginliği alışkanlıklarınızı belirleyip azaltabiliyor musunuz? Arkadaşlar ses dayanıklılığını etkileyen diğer bir faktör ise aslında repertuar seçimi. Hepimiz seyirci karşısına çıktığımız zaman iyi bir izlenim bırakmak isteriz. Bu yüzden de seyirciyi direkt yakalayacak, direkt alacak şarkılar seçmeye gayret ederiz. Fakat bu seçimleri yaparken seçeceğimiz şarkının sesimize, anatomik yapımıza yani bize uyduğundan emin olmamız gerekiyor. Mesela bir şarkıyı provalar esnasında bir türlü oturtamıyorsanız, tam anlamıyla söyleyemiyorsanız sahneye çıktığınızda o şarkıyı söylemeyi denediğinizde provalardan da kötü olacaktır çok büyük ihtimalle. Bu tecrübeyle sabit bir bu arada. Başıma da gelmiştir çok fazla kere. Ve o şarkıyı performe etmeye çalışırken sesinize verdiğiniz zarar da sesinizin o performans sırasındaki dayanıklılığını düşürecektir. Seyirci sizi sahnede şarkı söylerken acı çekerek görmek istemez. Evet şarkının duygusunda acı varsa o acıyı hissettirmenizi ister ama gerçekten acı çekmenizi istemez. Bu yüzden sahnede seçtiğiniz şarkılarda konfor alanınızın çok da sağına soluna dışına çıkmaya çalışmayın. Tehlike bölgesine çok fazla girmeye çalışmayın. Konforlu olan alanınızı egzersizlerle genişletmeye çalışın. En iyi ilerleme yöntemi bu olacaktır bu konuda. Size sorum geliyor. Altından kalkabileceğiniz şarkılar mı seçiyorsunuz? Arkadaşlar Ses dayanımını etkileyen diğer bir faktör ise dinlenme faktörüdür arkadaşlar. Dinlenmenin gücünü hiçbir zaman yatsımayın. Dinlenme vücudunuzun yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. Yeterince uyumuyorsanız sesiniz dayanıksız olacaktır. Zorlanmış, yorgun bir sesin en kesin tedavisi uyumaktır arkadaşlar. Zarar görmüş, şişmiş, fazla esnemiş ses organlarınız iyi bir uykuyla kendini toparlarlar ve ayrıca gün içerisinde yaptığınız egzersizler de uyku sırasında içselleşir. Ve eğer yapabiliyorsanız haftada bir gün şarkı söylemeyin. Haftada bir gün kendinize yoğun performans yapmayacak şekilde ayarlamaya çalışın. Bırakın o gün sesiniz dinlensin. Evet şimdi size sorum geliyor. Dinlenmeye yeterince vakit ayırabiliyor muyum? Sesin dayanıklılığını etkileyen diğer bir faktör ise sahnedeyken asıl işi mikrofonun yapmasına izin veriyor musunuz? Çağdaş şarkıcılıkta sahnede mikrofon kullanılmasının bir sebebi vardır arkadaşlar. Ve ayrıca yüksek sesle şarkı söylemekte iyi şarkı söylemek değildir. Hatta kimi zamanlarda tam tersi bile geçerli olur. Sesinizi yüksek çıkarmak için sürekli bastırdığınızda sesinizin dayanıklılığına zarar verirsiniz. Ayrıca bu her zaman dinleyici için de iyi olmayabilir. Çünkü duygu iletiminde ses yüksekliği önemli bir araçtır. Bu yüzden sesi yükseltme işini mikrofona ve ona bağlı olan dinamik ekipmanlara bırakın. Siz vermek istediğiniz duyguyu vermeye odaklanın. Sesinizi bağırarak karşıya iletmek zorunda değilsiniz. Ve soru geliyor. Gereğinden fazla yüksek sesle şarkı söylüyor muyum? Evet arkadaşlar, sesimizin dayanıklılığını etkileyen diğer bir faktör ise kullanacağımız teknik stil konusunda kar zarar analizi yapmak zorundayız. Bu ne demek? Bazı teknikleri kullanmak mesela çok yüksek sesli beltler, grid vokaller, güçlendirilmiş falsetler gibi her ne kadar doğru uygulandığında sağlıklı olsalar bile sesinize uzun vadede sesin kesin gerçekleşecek olan tükenmesinde daha hızlandırıcı olabilirler çünkü yorucu vokal teknikleridir bu teknikler. Bu yüzden repertuarınızdaki şarkıları kar zarar açısından bir değerlendirmeye çalışın. Kayıtta bir sefer yaptığınızda size zarar vermeyecek ama haftada beş gün yaptığınız zaman sesinize zarar verecek olan teknikleri belirleyin. Bunlara alternatif teknikler ve soundlar bulmaya çalışın. Ve şimdi size sorum geliyor: Total ses dayanıklılığımızın ne kadarını harcadığımın farkında mıyım? Ve geldik sesimizin dayanıklılığını etkileyen son faktöre. Esneklik temelli şarkıcılık. Bu ne demek? Size açacağım şimdi bunu. Optimum dayanıklılığa sahip olabilmek için sesinizi esneklik temeline oturtmanız gerekmektedir. Bu şu demek arkadaşlar. Ağzınızdan çıkan her hecenin hangi registerinizde olursanız olun kafa sesi ya da falset ya da flaj içermesini sağlamaya çalışın. Bu gerçekten her aralığınızdaki her nota için geçerli. Çünkü bu saydığım registerlar ses tellerimizin esneklik gücüne dayanarak ses oluşturmaktadırlar. Yani sadece yanal baskı gücüne değil esneklik gücüyle ses oluşturmaktadırlar. Sadece yanal baskı gücünüze güvenerek şarkı söyleyemezsiniz. Esnekliğe sahip olmak sizi Kesinlikle daha iyi bir şarkıcı şarkı, yapacaktır bu arada. Yani iyi bir kafa sesi tekniğine, iyi bir falset tekniğine, iyi bir flajole tekniğine sahip olmak... ...sizi kesinlikle ve kesinlikle o tek registerları direkt olarak kullanmasanız bile daha iyi şarkıcı yapacaktır. Bunu uygularsanız size garanti veriyorum. Bakın daha önce saydığım 9 başlığın hiçbirini uygulamıyor olun. Sadece bu başlığı uygularak ses dayanımınızın artacağını size garanti ederim. O kadar eminim ses esnekliği çalışmanın faydalarından. Ve... Videonun son sorusu geliyor. Esneklik temelli çalışmalar yapıyor muyum? Arkadaşlar belki atladığım, belki unuttuğum, belki eksik söylediğim şeyler vardır. Bunları sizde, bunları sizlerle yorumlarda konuşmak gerçekten hoşuma gider. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız da lütfen kanala abone olun. Ben Gökhan Bulut, benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.